Medya habercilik programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı yani medyacı olduğunuz için hepiniz biliyorsunuz. Kırgızistan'da 1992 yılından beri çok farklı alanlarda projeler geliştiriyoruz. Kırgız kurumlarla, devletle, hükümetle, sivil toplum kuruluşlarıyla burada projeleri hayata geçiriyoruz. Medya alanında da geçmiş dönemlerde bazı desteklerimiz olmuştu. Belki bir kısım bilmiyorum burada var mıdır. Bazı arkadaşlarımız dönem dönem Türkiye'ye gittiler. Bazı eğitim programlarına katıldılar. Kırgızistan Devlet Televizyonu KTRK ile ortak bazı projelerimiz oldu. LTR Televizyonu ile bazı projelerimiz oldu. Bunları gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de daha çok TİKA ofisi olarak eğitimlere biraz daha fazla odaklanmak istiyoruz. Eğitim programlarına biraz daha bu yıl ağırlık vermek istiyoruz. Geçtiğimiz sene kooperatifçilik eğitimiyle ilgili programlarımız vardı. Onları yine bu yılda devam ettiriyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz yıl yani gıda sektörüyle ilgili bazı eğitimler yapmıştık. Helal gıda ile ilgili. Bu eğitimlere de belki bu sene yine yer vermek istiyoruz. Bugünkü eğitim konumuza gelecek olursak, yani bizim için, Kırgızistan için hem Türkiye açısından hem Kırgızistan açısından çok önemli olan bir konu diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde artık her bir vatandaş, her bir birey sanki bir gazeteciymiş gibi gazeteci sahikiyle hareket etmekte. Hem Türkiye'de hem Kırgızistan'da bazı işte toplumsal olaylarda maalesef bunu kötüye kullananlar da oluyor. Yani insanları manipüle etmek için, yönlendirmek için yalan haberlerle belki toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sektörün biraz daha bu işi bilen, medya ahlakına sahip, basın etiği içerisinde çalışan gazetecilere çok ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Bu eğitim programının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu eğitim programının ikinci etabı var. Bu ikinci etabın da Türkiye'de planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bu eğitim programı Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan'da vardı normal şartlarda ama Özbekistan'daki arkadaşlarımızı biz buraya davet ettik. İki kişi şu an Özbekistan'dan katılıyorlar. Dolayısıyla bu ülkelere yönelik planladığımız bir program. Bu katılımcıların içerisinden her ülkeden beşer kişi, sayı belki değişebilir. Türkiye'de biz onları ağırlamak istiyoruz, misafir etmek istiyoruz. İkinci etabının da bu eğitim programının Türkiye'de gerçekleştirilmesini umuyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye'de 1927 yılından beri süregelen radyo yayıncılığının ve 1968'den beri süregelen televizyon yayıncılığının ev sahipliğinde. Ve dolayısıyla da biz bu programı eğitim programından ziyade bir tecrübe paylaşımı programı olarak düşünüyoruz. Yayıncılık alanındaki tecrübelerimizi zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'ye gelen konuklarımızla da bunları paylaşıyoruz. Umarım bundan sonrasında da bu programlar devam eder. Bizler tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizlerden de çok fazla şey öğreneceğimizi düşünüyoruz. Bugün burada yeni medya temel habercilik eğitimi başladı. Bu eğitimi biz Türkiye Radyo Televizyonu TRT İşbirliği'nde ve Manas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Malumunuz son yıllarda özellikle sosyal medya kullanımı çok yaygınlaştı. Bunu hem olumlu yönleri var, bazen ya olumsuz olarak da kullanılabiliyor. Kırgızistan'da yaklaşık 15 medya kuruluşundan katılımcı bugün burada. Özellikle hem devlet televizyonları hem de özel bazı medya kuruluşlarının muhabirleri burada eğitime katılıyorlar. Biz buradaki eğitimde temel olarak yeni medya eğitimiyle ilgili bazı son dönemde sosyal medyada kullanılan
araçları, programları vesaire burada TRT'den, eğitim dairesinden o gün Öcek beyefendinin sunumuyla bunu gerçekleştireceğiz. Özellikle medyayla ilgili malumunuz son yıllarda basın etiği, medya etiğiyle ilgili, basın ahlakıyla ilgili bazı sorunlar var maalesef. Hem biraz da buna da dikkat çekmek istiyoruz. Yeni medyanın tüm gerekliliklerini Kırgızistan'da buradaki iletişim fakültesinde gerek buradaki basın mensuplarıyla görüşüp gerekse diğer coğrafyalardan gelen, Özbekistan'dan da gelen misafirlerimiz var. Onlara da dijital medyanın gerekliliğini, hangi aşamalardan geçtiğini ve ilerleyen süreçlerde hangi aşamalar geleceğini anlatacağız. Yani yeni medyanın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini burada arkadaşlarımızla paylaşacağız. Hem TRT olarak tecrübelerimizden bahsedeceğiz, hem dünyadaki diğer örneklerini göstereceğiz. Dijital medya için kullanılan argümanlar, multimedya içerikler nasıl oluşturulur, nasıl sunulmalı, hikayeler nasıl yazılmalı, bunlar hakkında teferruatlı bir bilgi paylaşımında bulunacağız burada. 5 gün buradayız. 5 gün boyunca yaklaşık 30-35 saatlik bir eğitimimiz olacak. Buradaki arkadaşlarımıza tüm tecrübelerimizi paylaşacağız. Yani televizyon, gazete, ajans, haberciliği her daim gündemde olacaktır. Ama son 10 yıldır özellikle dijital medyaya doğru bir akış var ve bu akışın önünün kesilmesi önümüzdeki 10 yıl boyunca da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bizim eğitim ve kendi içimizdeki mesleki eğitimimizi dijital medyaya muhakkak evirmemiz gerekiyor. Gazetelerin ve televizyonların dijital medyaya bakışı biraz mesafeliydi ilk zamanlar. Çünkü bir gelir elde etme anlamında dijital medya zayıf gözüküyor şu anda. Yani dijital medyanın gelişimiyle birlikte reklamcılık da dijitalleşme yoluna gitti ve farklı finans kaynakları oluşmaya başladı. Bunlarla birlikte televizyonlar ve gazeteler daha çok dijitale yatırım yapmaya başladılar. Yani dünya nüfusuna oranla baktığımız zaman telefon, internet ve sosyal medya kullanım rakamları çok yüksek. Dünya üzerinde şöyle bir korku var. Dijital medyanın yaygınlaşması, gazeteleri, televizyonları, ajansları yok eder mi? Bu alana yönelim mevcut sisteme zarar verir mi? Korkuları var. Ama bu rakamları gördükten sonra kişilerin cep telefonu, sosyal medya ve internet kullanım rakamlarını görünce bunun aslında korkulacak bir şey olmadığını, bir sistem değişikliğinin gerektiğini anlayabiliyoruz. Dijital medyanın zararlarını konuşmaktansa oraya nasıl sağlıklı bir şekilde geçebiliriz? Bunun sorusunu sorup çözümlerini aramakta fayda var. Эти тренинги, они важны для любого журналиста, который считает себя опытным, потому что любой человек, который, зайдя сюда, думает, что он имеет всю информацию о сегодняшней журналистике, он найдет себя, поймает себя на той мысли о том, что он немножко все равно отстает, потому что сейчас у людей столько источников информации, что они могут выбрать любой, и ты можешь остаться, твоя организация может остаться в числе тех, кто не успевает за ними. Поэтому сейчас я поняла, что даже оформление какого-то сайта имеет большое значение тому, что чтобы заинтересовать человека. Бүгүнкү семинардан мен эмнени түшүндүм дегенде, биз билбеген кээ бир нерселер бар экен да. Мисалы biz jurnalistler boyunca Google izdöönü gana koldonup kalganbız da. Anan bugünkü okutuuçu bizge jaңы ыкмаларды көрсөтүп жатат. Мен өзүм жазма журналист болгондуктан сүрөт тартууну көп жакшы билбейт элем да. Анан бүгүнкү окутууда сүрөттүн түрлөрү, сүрөттүн размери кандай болуш керек. Жана кандай сүрөттөрдү жайгаштыруу туура болот. Анан ошо сүрөттү жайгаштырууда эмнелерди көбүрөөк камтыш керек. Ошол жөнүндө мындай окутуучу бизге аябай майдалап айтып берди да. Шашпай, так түшүндүрүп айтып берди. Анан негизи жалпысынан мен буга чейин да башка окутууларга катышкам, бирок мындай болсо эркин сүйлөшүү. Кайсы тилде кааласаң, ошол тилде суроо бересиң, ошол тилде сүйлөйсүң жана мындай эч кандай чектөөлөр жок да.